Kısa sürede şöhret olmak isteyen bir avukat olsanız, belki anlayabilirim bu davayı üstlenmenizi. Sizin iyi kötü bir şöhretiniz var. Neden? Nedeni aynı gün hatta aynı saatte elinize geçen dava dilekçesinde gayet açık bir şekilde yazıyor Nizamettin Bey. Bu ülkede Ziya Yılmaz'ın akli melekelerini yitirdiğini iddia edebilecek kimse olamaz Elif Hanım. Bu iddia bana ait değil. Öz kızına ait. Aile ilişkileri içinde problemler olabilir. Biz avukatlara düşen problemleri, sırları adliye kapılarına taşımak değil. Mümkün olduğunca iki tarafın istediği şekilde çözmektir. O zaman hakimlere ne ihtiyaç var Nizamettin Bey? Çocuk olmayın Allah aşkına. Sen bu dava dilekçesini hazırlayarak kaç kişinin hayatını tehlike içine attığını farkında mısın? Bu kadar tepki göstermenize anlam veremiyorum Nizamettin Bey. Ziya Bey madem sizin müvekkiliniz, layıkı veçiyle savunun, siz kazanın. Neden bunu tartışıyoruz ki? Böyle bir dava olmayacak. Hakim karşısına çıkmayacak taraflar. Ya bu davayı geri çekeceksiniz ya da davaya girmeyip davayı düşüreceksiniz. Söylediklerinizi tehdit olarak değil ihtar olarak değerlendiriyorum. Tecrübeli bir hukukçu olarak ihtarınıza teşekkür ederim. Ama ben hukuk çerçevesinde müvekkilimin haklarını sonuna kadar savunacağım. Kızım, sana avukatlık yaptırmam. Belki tarafları bir araya getirirsek. İşte bu tehdit. Size tek söyleyebileceğim, elinizden geleni ardınıza koymayın.